El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetleri. 62. sohbet. Tevhid. 1. bölüm. Bu konuşma Hicretin 546. yılında Recep'in son cuma günü medresede yapılmıştır. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı tevhid et, birle. Öyle ki kalbinde mahlukattan zerre dahi kalmasın. Ne ev gör, ne diyar gör. Ne mal gör, ne mülk gör. Ne aile gör, ne evlat gör. Kalbin bütün bunlardan arınsın. Orada yalnız Allah'a yer kalsın. Hakiki tevhid kalpten bütün bunları siler süpürür. Bütün deva aziz ve celil olan Allah'ı tevhiddedir. Şu dünya ejderlerinden kurtulabilmektedir. Gerçek manada Allah'ı birleyen ve kalbini dünya ejderlerinden kurtarabilen kişi bütün devalara sahip olur. Sen yılanların toplayıcısı gelinceye kadar bu dünya ejderlerinden uzak dur. Yılanlara karşı şerbetli ve panzehir içmiş yılan toplayıcısı gelince onların zehir dişlerini söker. Zehirlerini akıtır. Senin yanına getirir. Bu arada bu işin nasıl yapıldığını sana öğretir ve dünya ejderlerini sana teslim eder. Artık onlarda sana zarar verecek zehir kalmamıştır. Sen de onlar üzerinde istediğin gibi tasarruf edebilirsin. Zira bundan böyle seni sokmaya güçleri yetmez. Sen aziz ve celil olan Allah'ı sevdiğin, o da seni sevdiği zaman dünyanın, heva ve heveslerin, zevklerin, nefsin, hevanın ve şeytanların şerrine karşı sana Allah yeter. Böylece hiçbir zarara uğramadan ve hiçbir keder görmeden nasiplerini alırsın. Ey delilsiz davacı! Tevhid ehlinden olduğuna dair nasıl iddiada bulunabiliyorsun ki? Sen bir müşriksin. Korkulu semtlerde benimle beraber geceleyin şöyle bir dolaşmaya var mısın? Üstelik ben silahsız olacağım. Sense silahını da yanına alacaksın. Sonra da göreceğiz. Bakalım kim korkacak? Ben mi yoksa sen mi? Bakalım tekrar tekrar kim destur çekecek? Ahiret elbisesinin altına kim saklanmaya kalkışacak? Ben mi yoksa sen mi? Sen nifak içinde beslendin, geliştin, terbiye gördün. Bense iman içinde geliştim, terbiye oldum. Ey ahali! Siz size bir şey versin diye dünyanın peşinden gidiyorsunuz. O ise Allah dostlarının peşinden gidiyor. Ta ki onlara bir şeyler verebilsin. Bu maksatla onların önünde duruyor, başını eğip temenna çekiyor. Nefsine tevhid kılıcıyla vur. Başına tevfik mihferini giydir. Ona mücahede süngüsü,
takva cevheri ve sarsılmaz iman kılıcıyla karşı koy. Bazen azarlayıp, bazen de vurarak. Bu işe böylece devam et. Ta ki pes deyip önünde eğilinceye ve sen de yuları elinde olduğu halde onun sırtına bininceye ve karada denizde dolaşmak üzere yola çıkıncaya kadar. İşte bu merhaleye eriştiğin zaman aziz ve celil olan Rabbin seninle övünür. Sonra sen nefslerinden kurtulamayıp onlarla birlikte kalan kişilerin önüne geçersin. Kim ki nefsini bilir ve ona galebe çalarsa, nefs kendisine binek olur. Yüklerini taşıdığı gibi, işinde de ona muhalefet etmez, karşı çıkmaz. Nefsini bilip, hevai arzularına mani olmadıkça ve ayrıca nefsin hakkını da vermedikçe sende hayır yoktur. Bunları yaptığın takdirde ise nefs kalbe teslim olur. Kalbe tabi olur. Kalp, sır, öze tabi olur. Öz de izzet ve celal sahibi Allah'a yönelir, ona tabi olur. Nefslerinizin üzerinden mücahede sopasını eksik etmeyiniz. Onun hilelerine aldanmayınız. Uyur gözükmesine aldanmayınız. Yırtıcı hayvanın uyur gözükmesine ve uyuşukluğuna aldanmayınız. Zira o kendisini size uyur gösterir, uyuşuk gösterir. Gerçekte ise fırsat kollamaktadır. Tabiatındaki yırtıcılığın icabı bunu yapmaktadır. İşte nefs de tıpkı yırtıcı hayvanlar gibidir. Kendisini uyur ve uyuşuk gösterir. Fırsat buluncaysa hemen harekete geçer. Bu nefs harice karşı uysallık, alçak gönüllülük, itaat ve hayırlara muvafakat gösterisi yapar. Halbuki İçinde bunların tamamen aksini gizlemektedir. Onun için, onun bitirdiği ve görünürde boyun eğdiği hususlarda kendisine karşı gayet dikkatli ol. Sakın! Allah dostlarının halkın haricinde başka bir meşgaleleri vardır. Bununla beraber halkın arasına da katılırlar. Onlarla da haşır neşir olurlar. Birlikte otururlar, yerler, içerler. Tıpkı halktan biriymiş gibi hareket ederler. Bunu sırf onlara Allah'ın emirlerini bildirmek, yasaklarından da sakındırmak için yaparlar. Allah dostlarının bu hareket tarzlarını şu hadisedeki kişilerin hallerine benzetebiliriz. Vaktiyle bir grup insan deniz aşırı bir ülkeye gitmek üzere yola çıkarlar. Maksatları o ülkenin hakanı ile görüşmektir. Fakat o ülkeye gidecek yolu da insanlardan bazıları bilmekte, bazıları bilmemektedir. Yolu bilenler geçer, Hakan'a ulaşırlar. Ancak Hakan, denizin öbür tarafında kendisine gelmek isteyen başka kişilerin de bulunduğunu, fakat yolu bilmedikleri için gelemediklerini, bu yüzden yolda boğulma vesaire tehlikelerle karşı karşıya bulunduklarını
bilmektedir. Bu sebeple daha önce gelenlere geri dönmelerini, yolda kalan kişilere kılavuzluk edip onların da kendisine ulaşabilmeleri için yardımcı olmalarını söyler. Onlar da hemen geri dönerler. Yolu bilmedikleri için orada tehlikeler içinde beklemekte olanlara seslenerek, "Yol bu tarafta. Geliniz sizi götürelim," derler. Ve ellerinden tutup götürürler. İşte Allah dostlarının avam halkla olan münasebetleri bu hadisedeki kişilerin haline benzemektedir. Meselenin aslı, aziz ve celil olan Allahü Teala'nın Mü'min suresi 38. ayette belirttiği hadiseye dayanmaktadır. İman eden o zat dedi ki, "Ey kavmim, siz bana tabi olun, size doğru yolu göstereceğim. İçinizden aklı selim sahibi olanlar, dünya ile, evlatlarla, aileyle, mal mülkle, yiyeceklerle, giyeceklerle, bineklerle ve nikahındakilerle övünmez, sevinç duymaz. Bütün bunlar birer hevesten ibarettir. Mümin, imanının kuvvetli oluşuyla, sarsılmaz inancıyla ve kalbinin Allah'a yakınlık kapısına ulaşmasıyla sevinç duyar, neşelenir. Haberiniz olsun ki, dünya ve ahiret sultanları arif olan kişilerdir. Allah'ı tanıyan ve amellerini onun rızası için yapan kişilerdir. Ey oğul! Kalbin ne zaman saflaşacak, temizlenecek, özün ne zaman arınacak ki sen halkı Allah'a ortak tanıyorsun? Allah'a mahsus bir takım tasarrufları kullara mal ederek ona şirk koşuyorsun. Sen nasıl felah bulacaksın ki her gece, ertesi günü kime gideceğini, kime şikayet edeceğini ve kimden bir şeyler isteyeceğini kararlaştırmakla meşgul oluyorsun? Senin kalbin nasıl safileşebilir, nasıl arınabilir ki? O, tevhidden yana tam takırdır. Onda tevhidin zerresi bile yoktur. Tevhid bir nurdur, bir ışıktır. İnsanları Allah'a ortak tanımak ise bir zulmettir, bir karanlıktır. Sen nasıl felah bulur, kurtulabilirsin ki? Takvadan yana kalbin bomboştur. Onda takvanın zerresi bile yoktur. Sen kullarla Allah'a karşı perdelisin. İnsanlar Allah ile aranda perde meydana getirmiş. Sen sebeplerle müsebbibe karşı perdelisin. Sebepler müsebbib ile, yani Allah ile arana perde olmuş. Sen insanlara güvenmek ve onlara dayanmakla Allah ile arana perde çekmişsin. Sen mücerret bir davacısın. Bir bakliyat kalıntısısın. Unutma ki delilsiz, ispatsız bir davayı kazanamazsın. Bu mesele iki şekilde olur. Bunlardan birincisi mücahededir. Nefsle savaşmaktır.
her türlü zahmet ve meşakkate katlanıp onu terbiye etmektir. Salihlerce ekseriyetle yapılan bilinen yol budur. İkincisi de ilahi bir bağış olarak bu mertebeye vasıl olmaktır. Bunda hiçbir zahmet ve meşakkat mevzubahis değildir. Ancak bu yolla tevhid mertebesine ulaşanlar pek nadirdir. Şanı yüce olan Allah, milyonlarca kulu arasından bir tanesine hibe-i ilahi olarak marifetullahı verir, sevgisini verir. Onu aile efradının arasından alır, işinden koparır, kudretini onda ortaya koyar. Yol kesenlerin elinden onu alır, dergaha sokar. Kalbinin insanlarla olan ilgisini keser. Kendisinin yakınlık kapısını ona açar. Yakışıksız fiil, hareket ve davranışlardan kurtarır. Öyle ki bu safhada ona pek az bir yiyecek kâfi gelir. Şanı yüce olan Allah, ona rızık ve gıda olarak anlayış verir, hüküm verir, izzet, efendilik verir. Onu her gördüğünden ve her işittiğinden ders, ibret ve öğüt alan bir kişi haline getirir. Artık o ancak kendisini Allah'a yakınlaştıracak ameller işler. Allah'a yakınlığına vesile olmayacak ameller işlemez. Halka hidayeti, inayeti ve kifayeti emreder. İnsanlar ondan asla ayrılmak istemezler. Bu noktada o, Allah'ın Yusuf aleyhisselam hakkında buyurduğu gibi olur. İşte biz ondan fenalığı ve fuhşu bertaraf edelim diye böyle delil gönderdik. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Kötülüğü ve çirkinliği ondan uzaklaştırır. İlahi yardımı onun hizmetine verir. Onu her türlü kötü fiil, hareket ve davranışlardan korur. Aziz ve celil olan Allah'ı seven ve onu bilen kişi her hareket ve davranışıyla ve her fırsatta insanlara öğüt verir. Yerine göre sözleriyle, yerine göre fiil, hareket ve tavırlarıyla, yerine göre himmet ve gayretleriyle, sözün kısası, bildikleri ve bilmedikleri her cihetten onlara öğütler verir, faydalı olur. Ey oğul! İmanının zayıf olduğu demlerde sen özellikle kendine yönelmeli, kendi üzerine eğilmelisin. Böyle zamanlarda kendi imanını kuvvetlendirinceye kadar aile efradın, komşuların, dostların, hemşehrilerin ve soydaşların bir yana, sen bir yana. İmanın iyice kuvvetlenip kemale erdiği an ise derhal ortaya çık. İman konusunda önce aile efradına, sonra da diğer insanlara yardımcı ol. Sakın ha, önce kendi takva zırhını giymeden ve iman mihverini de
kalbinin başına geçirmeden ortaya çıkma. Ayrıca bu arada elinde tevhid kılıcı ve sadağında duaya icabet okları bulunsun. Tevfik atına da binmiş ol. Düşmana hücumu, gereğinde geri çekilmeyi, darbe indirmeyi, gürs, kargı ve mızrak vurmayı da öğrenmiş bulun. Bütün bunları yaptıktan sonra Allah düşmanlarına karşı çık. İşte o zaman sana dört bir yandan yardım yağar. İnsanları şeytanın elinden alır, aziz ve celil olan Allah'ın kapısına götürürsün. Onlara cennet ehlinin amellerini işlemelerini emreder, cehennem ehlinin amellerinden de kendilerini sakındırırsın. Bu nasıl olmasın ki? Sen cenneti de, cehennemi de, bu ikisine götürecek amelleri de öğrenmiş ve müşahede etmiş durumdasın. Kim ki bu mertebeye ulaşırsa, onun kalp gözünden bütün perdeler kaldırılır. Altı cihetten hangisine bakarsa, bakışları bütün perdeleri yırtar. Önünde hiçbir perde kalmaz. Kalp başını kaldırıp kalp gözüyle baktığı zaman arşı görür, gökleri görür. Yere baktığı zaman arzın tabakalarını ve cinlerin oradaki meskenlerini görür. Bütün bunların sebebi imandır. Allah'ın ahkamını bilmenin yanında marifetullah'tır. Bu mertebeye vasıl olduğun zaman halkı Allah'ın kapısına çağır. Bu mertebeye ermeden önce herhangi bir çağrı işine girişme. Zira o takdirde senden hayır gelmez. Kendin Allah'ın kapısında bulunmadığın halde halkı oraya davet etmeye kalkışırsan bu senin üzerinde bir vebal olur. Her kımıldadığında batarsın. Her yükselmek istediğinde alçalırsın. Salihlerin halinden senin haberin yok. Sen işin lafındasın, laklakiyatındasın. Sen kalpsiz bir dilden ibaretsin. Söylediklerin dilinde kalmaktan öteye geçmiyor. Çünkü kalbin yok. Sen batınsız bir zahirsin. Halvetsiz bir celvetsin. Allah ile hemhal oluşun yok. Savletsiz bir cevletsin. Merhale kat etme gücün yok. Hücum etme takatin yok. Kılıcın tahtadan, okun kibrit çöpünden. Ayrıca sen bir korkaksın. Cesaretin yok. Zayıf bir ok seni öldürür. Bir sivrisinek senin kıyametini koparır. Allah'ım, bizi kendine yakınlaştırarak dinimizi, imanımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ben yalnız bir kişiyle bir arada oturmuş değilim. Eğer oturursam bana uyanlardan
iki veya üç kişiyle birlikte otururum. Allah dostlarının sohbetine katıl. Onlarla arkadaşlık et. Onların özelliklerinden biri de şudur ki, bir şahsa nazar ettikleri ve himmet buyurdukları zaman onu mutlaka severler. Kendisine nazar atfedilen bu şahıs, isterse bir Yahudi, yahut bir Nasrani veyahut da bir Mecusi olsun. Eğer kendisine nazar atfedilen kişi bir Müslümansa mutlaka imanı artar, kuvvetlenir. İnancı sarsılmaz hale gelir. Dininde ve imanında sabit kadem olur. Kalp manevi, ahlaki yönden sağlıklı olursa atfedilen nazar da sıhhatli olur. Kalp sıhhatli olunca aziz ve celil olan Allah'a yakınlaşmıştır. Kişi Allah'a yakınlık ve marifet gözüyle atfı nazar edince onun bakışı Allah canibinden olur. Bu durumda yakınlık onun kalbinin bulutu, bakış şimşeği, vaaz nasihat, öğüt de yağmuru haline gelir. Dili kalbindekini ortaya döker. Lisanı çok az olarak marifet mürekkebine ve ilim denizine ihtiyaç duyar. Sözleri de, bakışları da kalbinin şimşeklerindendir. Her ikisi de Allah yönünden kuvvetli bir kaynaktan zuhur eder. Kim ki Allah'ın emirlerine uyar, yasaklarından uzak durur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi razı ederse, bütün yukarıdaki haller onda hasıl olur. Allah'ın Resulüne olan şiddetli sevgisi ve onun ahlakıyla ahlaklanmadaki gayretli hali dolayısıyla ilmi ve Allah'a olan yakınlığı artar. Bu mertebeye gelmeden önceki hal ile alakalı kalıntılar da kendiliğinden gider. Aziz ve celil olan Allah'ı talepteki doğruluk, samimiyet ve ihlas, salih amellerin semeresidir. Salih amel, sırf Allah rızası için yapılan ve kendisine herhangi bir ortak karıştırılmayan amellerdir. Salih amel, seni Allah'ın orada bulunmanı murad ettiği caddeye sokar. Sen o caddede sağa sola sapmadan kalbinin, özünün ve mananın adımlarıyla dosdoğru yürürsün. Hem de Allah'ın gayri her şeyden sıyrılmış olarak. İnsanlardan da, dünyadan da, ahiretten de. O zaman sen yalnız Allah'ın rızasını ve cemalini isteyenlerden olur ve Musa aleyhisselamın dediği gibi şöyle dersin: ben sana yönelerek acele ettim ki ya Rabbi benden daha çok razı olasın. Allah'ın rızasını ve cemalini talep eden kişi tıpkı Allah'ın Musa aleyhisselam hakkında buyurduğu gibi olur. Biz daha önce ona süt anaların sütünü emmeyi haram etmiştik. Allah'ı seven bu sadık mümine bütün fanilerin süt memesi haram olur. Hem de bütün memelerin sütü boğazına döküldükten sonra. Buna sebep gayret-i ilahidir. Allah kendisini ihlasla ve sadakatla seven bu mümine
sırf gayret-i ilahisinden dolayı fanilerin sütünü nasip etmez. Bütün sütler boğazına dökülmüş olsa kalbinden izale edilir. Ta ki sevdiği Allah'tan başka bir kayıtla kayıtlanmasın. Bu dereceye gelmiş bulunan arif mümin, Allah'ın Resulünü memnun ve hoşnut edecek amelleri işlemeye devam eder. Ta ki ondan kalbinin Allah'ın huzuruna varması konusunda müzahir olmasını ve onun yanında bir hademe olarak bulunmasını isteyebilsin. Bu hizmet bir hayli devam edince bir gün Allah'ın Resulüne hitaben der ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bana aziz ve celil olan Allah'ın kapısını göster. Beni onunla meşgul et. Beni öyle bir yere bırak ki onu görebileyim. Beni onun yakınlık kapısının önüne götür, bırak." Bunun üzerine Allah'ın Resulü onu alır, kapıya yaklaştırır. Bu sırada kendisine sorulur: "Ya Muhammed, beraberindeki kimdir? Ey Allah'ın insanlara elçisi, ey rehber, ey muallim, yanındaki kimdir?" Allah'ın Resulü cevaben buyurur ki: "Ya Rabbi, sen biliyorsun, nice zamandır onu yetiştirdim ve bu kapıya hizmet için razı ettim. Sonra da o sadık müminin kalbine hitaben der ki: İşte sen ve Rabbin. Nitekim vaktiyle Cebrail aleyhisselam da onunla birlikte göklere yükseldiği ve onu Rabbine yakınlaştırdığı zaman kendisine hitaben şöyle demişti: İşte sen ve Rabbin. Ey oğul, salih ameller işle, salih ameller getir. Karşılığında alemlerin Rabbinin yakınlığını al. Ey oğul, uzun emellerini kısalt, hırsını azalt. Her namazı veda namazı olarak kıl. Sanki bir dahaki namaz vaktine çıkmayacakmış şekilde kıl. Yazılmış vasiyeti yastığının altında hazır olmadıkça uyumak bir mümine yakışmaz. Eğer aziz ve celil olan Allah ona afiyet içinde uykudan kalkmayı nasip ederse ne âlâ ne mübarek. Aksi halde aile efradı vasiyetini bulur. Ölümünden sonra ne yapacakları ve nasıl hareket edecekleri konusunda ondan faydalanırlar. Kendisine rahmetler okurlar. Yiyip içmen veda yiyip içmesi olsun. Aile efradın arasındaki bulunuşun veda bulunuşu olsun. Mümin kardeşlerinle buluşman veda buluşması olsun. Kalbine hep emanet olduğunu, daima veda etme halinde bulunduğunu iyice idrak ettir. Kaderi başkalarının elinde bulunan bir kimse nasıl emanet ve veda halinde olmasın ki? Zira yarın ne olacağını, işlerinin nereye varacağını kaderinin kendisine
neler getireceğini bilmemektedir. İnsanlardan pek nadir kişiler ileride kendileri için neler olabileceğine ve ne zaman öleceklerine muttali olurlar. Fakat bu da yalnız onların kalplerinin derinliklerinde gizli durur. Sizin şu güneşi görmeniz gibi onlar da bu konuları açıkça görürler. Ne var ki dilleri onu söyleyemez, dile getiremez. Buna ilk muttali olan sırdır, özdür. Öz bu bilgiyi kalbe aktarır. Kalp de nefsi mutmaineye aktarır. Orada gizli bir şekilde muhafaza edilir. Nefs bu duruma bir müddet terbiyeden ve kalbe hizmet ettikten sonra muttali olur. Nefsin kalb ile birlikte bulunması bir müddet mücahede ve meşakkatlerden sonra onu bu işe ehil kılar. Kim ki bu mertebeye ererse artık o yeryüzünde Allah'ın vekili ve halifesidir. Artık o sırların kapısıdır. Allah'ın hazineleri olan kalp hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Bu halkın düşünce ve idrakinin ötesinde kalan bir şeydir. Avamın idraki ona ulaşamaz. O mertebede zuhur edenlerin tamamı Allah'ın yarattıklarından bir zerre, deryasından bir katre, güneşinden bir kandildir. Allah'ım, bu sırlar hakkında konuştuğum için senden özür diliyorum. Sen biliyorsun ki ben mağlubum. Büyüklerden biri der ki, sonunda özür dilemek zorunda kalınacak söz, fiil ve hareketlerden sakınınız. Ne var ki konuşmak üzere bu kürsüye çıktığım zaman sizden uzaklaşıyor, başka diyarlara gidiyorum. Bu sebepten kalbimin karşısında kendisinden özür dileyeceğim birisi kalmıyor. Ondan çekinip size söz söylemekten geri duracağım birisi kalmıyor. Önceleri sizden kaçtım. Fakat sonra yine aranıza düştüm. İstemiştim ki her geceyi ayrı bir yerde geçireyim. Kasabadan kasabaya, köyden köye dolaşayım. Garip, tanınmaz, bilinmez bir kişi olayım. Hem de ta ölünceye kadar. Böyle olmak istemiştim. Ne var ki aziz ve celil olan Allah bunun aksini irade buyurdu. Böylece kaçmak istediğim yerin ortasına düştüm. Bu kalp manevi, ahlaki sağlığa kavuştuğu ve ayakları da izzet ve celal sahibi Allah'ın kapısında sabit kadem olduğu zaman tekvin sahrasına düşer. Tekvinin vadilerine ve deryalarına düşer. Kah tekvinin kelamıyla zuhur eder, kah himmetiyle, kah bakışıyla. Bu mertebeye ermiş bir kalp adeta bazen Allah'ın fiili haline gelir, tasarrufta bulunur. Bazen de bu noktadan uzaklaşır. Zaman zaman adeta o ifna eder, o ibka eder.
İçinizden pek azınız bunlara inanır. Çoğunuz ise inanmaz. Onları yalan sayar. Bunlara inanmak ve onunla amel etmek bir sondur. Şu konuyu da ifade edelim ki, salihlerin hallerini ancak münafıklar, deccal ruhlular ve hevasının peşinde gidenler inkar eder. Bu mesele önce sağlam ve sahih bir inanç, sonra da amel üzerine kurulmuştur. Sağlam bir inancı ve peşinden de güzel amelleri bulunmayanlar bunları anlayamazlar. Kim ki hükmün zahiriyle amel ederse, bu amel onu marifetullah'a ve onunla amel etmeye varis kılar. Hüküm kişinin kendisiyle insanlar arasındadır. İlim de kişinin kendisiyle Rabbi arasındadır. Batın amellerine nispetle onun zahir amelleri ancak bir zerre mesabesindedir. Uzuvları sükunet bulur. Kalbi asla sükunet bulmaz. Kafa gözleri uyur. Kalp gözleri asla uyumaz. Kendisi uyuduğu halde kalbi ameller işler ve Allah'ı zikreder. Anlatılır ki bir defasında büyüklerden biri elinde bir tesbihle Allah'ı zikretmekteydi. Bir ara uyudu kaldı. Bir müddet sonra uyandığında elinde tesbihin devretmekte, dilinin de zikir çekmeye devam etmekte olduğunu müşahede etti. Bu kalbe emredilir. O da bu emir neticesi ameller işler. Bu öze emredilir. Bu emir neticesi o da bir takım batıni ameller işler. Allah dostları için zahirde görülenin haricinde daha bir kısım ameller vardır ki onlar bu amelleri işlerler. Zahiri ameller beden uzuvlarınca yapılması bakımından bütün kullara has ve şamildir. Batıni ameller ise kalpler ve sır, özler tarafından yapılan ameller olması bakımından havassa, yani seçkin kullara hastır. Havas ile Allah arasında sırrın sırrı, onların Allah'a yakınlıklarının daima bir korku basamağı üzerinde bulunmasıdır. Allah dostları halen içinde bulundukları halin her an değişmesinden ve eriştikleri mertebeden düşmekten endişe ederler. Kalplerinin katılaşmasından korkarlar. Kalplerinin taşlaşmasından, güneşlerinin ve aylarının tutulmasından, ayaklarının kaymasından daima endişe ederler. Hep Allah'a yakınlık kapısının halkasına tutunurlar. Onun rahmetinin eteğine yapışırlar. Allahü Teala'ya hep şöyle yakarırlar. Ey Rabbimiz! Senden ne dünyayı istiyoruz, ne de ahireti. Aksine af istiyoruz. Dinde selamet ve afiyet istiyoruz. İmanın ve marifetin bekasını istiyoruz. Bize bunları ver. Senin rahmetinin eteğine sarıldık. Hakkındaki ümitlerimizi boş çıkarma. Bizim için onları icat et. Zira sen bir şeyi murad ettiğin zaman ona ol dersin. O da hemen oluverir.
Ey ahali! Sözlerinde ve fiillerinde Allah dostlarına tabi olunuz. Onlara hizmet ediniz. Mallarınızla ve canlarınızla onlara yaklaşınız. Onlara verdiklerinizin tamamı sizindir. Onların elinde yine sizin için muhafaza edilmektedir. Yarın onları size teslim edeceklerdir. Sen rızık bolluğu istiyorsun. Fakat ya ezelde rızıkların taksimini yapan kalem, onun bol olacağına dair hüküm yazmadıysa, bu durumda günahkar oluyor, azaba müstahak hale düşüyorsun. Çünkü senin kısmetine ayrılmayan şeyi istemiş oluyorsun. O halde durup dinlenmeden nasıl dünyalık ister ve ne diye haris olursun ki? Sana kısmetinde olandan başkası verilmez. Allah dostları hep Allah'a kulluk ve ibadet basamağı üzerinde dururlar. Kalpleri daima Allah'tan korkar. Sizler ise hep günah basamağı üzerindesiniz. Kalpleriniz ise daima korkusuz ve emin bir hal içindedir. Bu aldanışın ta kendisidir. Gaflet içinde yakalanmaktan sakınınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: her sanatı erbabından öğreniniz ve erbabından yardım isteyiniz. Şu kulluk, ibadet bir sanattır. Onun ehli de amellerini ihlasla yapanlar, Allah'ın hükümlerini bilenler, onunla amel edenler, marifetullah'a ulaştıktan sonra halkı irşatla vazifelendirilenler ve nefslerinden, mallarından, evlatlarından ve Allah'ın gayri her şeyden kaçanlar, geçenlerdir. Onların bedenleri şehirlerde, kasaba ve köylerde halkla beraberdir. Halk arasındadır. Kalpleri ise dağda, bayırdadır. Issız diyardadır. Bu hayatı böylece devam ettirirler. Ta ki kalpleri iyice terbiye oluncaya, kanatları kuvvetleninceye ve göklere uçuncaya kadar. Nihayet bir an gelir ki himmetleri yükselir. Kalpleri yücelere havalanır. Allah'ın huzuruna çıkar. İşte bu anda onlar Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kişilerden olurlar: şüphesiz onlar bizim indimizde cidden seçkinlerden, hayırlı kişilerdendi. İman kesin ve sarsılmaz inanca, yani yakine, yakin marifete, marifet de ilme dönüştüğü zaman Allah için hak ile batılı birbirinden ayırt eden kişi haline gelirsin. Bu safhada zenginlerin elinden alır, fakirlere verirsin. Kilerin sahibi olursun. Rızıklar senin kalbinin eline gelir. Oradan halka intikal eder. Ey münafık! Sende hayır yok ki bu merhaleye gelesin. Yazık sana! Takva sahibi, zahit ve Allah'ın ahkamını bilen bir mürşid, şeyhin elinde ahlakını güzelleştirmedin. Yazık sana! Hiçbir şey yapmadan bir şeyler bekliyor, umuyorsun.
Fakat eline bir şey geçmeyecek. Hiçbir zahmet çekmeden, yorulmadan ve sıkıntıya katlanmadan dünyalık bile elde edilemiyor. Ahiret için ve Allah'ın indinde bir şey nasıl elde edilsin ki? Sen neredesin, aziz ve celil olan Allah'ın kendilerini çok ibadet etmekle vasıflandırdığı kişiler nerede? Cenab-ı Allah Zariyat Suresi 17 ve 18. ayetlerde şöyle buyuruyor. Onlar gecenin ancak az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Aziz ve celil olan Allah, onların kendine kulluktaki sadakatlerini görünce, kendilerini uyandıracak ve yataklarından kaldıracak birisini onlar için vazifelendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Aziz ve celil olan Allah buyurur ki, ey Cebrail, falan kişiyi kaldır, falan kişiyi de uyut. Bu hadis iki şekilde açıklanabilir. Birincisine göre sanki Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Falan kişiyi uyanık tut. O uyumasın, uyanık dursun. Zira o ibadetinde sadıktır. Günahlardan kaçmaktadır. Onu uykudan müstagni kıl. Uyumasın. Falan kişiyi ise uyut. O uyusun. Çünkü o yalancıdır, münafıktır. Batıldan batıla koşmakta, lanetten lanete uğramaktadır. Onun üzerine uyku sal. Ta ki ibadet edenler arasında onun yüzünü görmeyeyim. İkinci açıklamaya göre ise sanki Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Falanı ayakta tut, uyutma. Zira o benim muhibbimdir, talibimdir. Beni sevmekte, beni aramaktadır. Sevenin özelliklerinden biri de sıkıntı, meşakkat ve yorgunluklara maruz kalmasıdır. Falanı ise uyut. Zira o mahbubdur, sevilendir. Mahbubun hususiyetlerinden biri de rahattır. Mahbub, yani Allah tarafından sevilen kişi mertebesine ulaşan kul, uyur, istirahat eder. Çünkü o, karanlıkta ziyaya ulaşmıştır. Ahde vefa göstermiş, kendisinde Allah sevgisi sabit olmuştur. Onda bu mertebe tahakkuk edince, bu sefer Allah'ın ahdinin vefasının vakti gelmiştir. Zira Allah, her meşakkat ve yorgunluğa katlanan için sonunda rahat vaat etmiştir. Allah dostlarının kalp adımları Rablerine biraz yükselince, uyanıkken görmediklerini uykudayken görürler. Onların kalpleri ve özleri uyanıkken görmedikleri şeyleri görür. Allah dostları oruç tutarlar, namaz kılarlar, aç kalarak veya az yiyerek nefsleriyle mücahede ederler. Ruh terbiyesiyle alakalı ve ahlak güzelliğini sağlayan her türlü ibadeti ihmal etmezler. Böylece karanlıklar içinden geçerek aydınlıklara kavuşurlar. Öyle ki nihayet onlar için cennet hasıl olur.
Fakat cennet hasıl olunca kendilerine denir ki, yol bunun gayridir. O yol izzet ve celal sahibi Allah'ı aramaktır. Böylece onların amelleri kalp caniminden olur. Kalpler Allah'a vasıl olunca onun nezdinde sabit kadem olurlar. Ayan beyan ortaya çıkarlar. Kim ki ne aradığını iyi bilirse, Rabbine taat ve ibadet konusunda cehd, azim ve gücünü harcaması ona kolay gelir. Mümin, aziz ve celil olan Rabbine kavuşuncaya kadar birçok zahmet, meşakkat ve sıkıntılar çeker. Yazık sana! Bana bağlılığını iddia ediyorsun. Fakat malını benden gizliyorsun. Bu durumda sen o iddianda yalancısın. Mürşidinin yanında müridin ne elbisesi olur, ne sarığı olur, ne altını olur, ne de malı mülkü olur. Mürid kendi tabağında mürşidinin emrettiğini yer. Mürşidinin önünde mürid kendinden geçmiştir. Sadece onun emrini bekler, yasağını bekler. Zira bilir ki mürşidinin kendisine verdiği veya söyledikleri Allah'tandır. Allah'ın emirlerindendir. Bilir ki mürşidi Allah'ın emrinden dışarı çıkmaz. Müridin bütün işleri mürşidinin malumatı ve tasvibi altındadır. O, mürşidinin tavsiyelerini hep göz önünde bulundurur. Eğer mürşidin hakkında tam hüsnizan beslemiyorsan, onun sohbetine katılma. Zira senin için onun sohbeti ve iradesi sahih olmaz. Hakkında tam hüsnüzan beslemediğin kişinin sohbetlerinden feyiz alamazsın. Hasta, itham edip durduğu doktorun tedavisinden şifa bulamaz. Kim ki halktan müstagni olur, onlardan maddi manevi herhangi bir şey beklemezse, onların kendisine olan rağbeti artar. Kendisinin konuşmalarından ve onlara olan himmet ve alakasından daha çok istifade ederler. Halka Allah'ın ilmini öğrettiğin ve marifetullah'ı tanıttığın zaman onların sıfatları senden gider. Cinlerin, insanların ve meleklerin sıfatları yok olur. Onların yerine kalbine bir başka sıfat gelir. Özün de böyle olur. Ondan da beden kılıfıyla Ademoğlu oluş adeti gider. Yerine ilahi hükümler gelir. Bu senin üzerine bir gömlek olur. Böylece yeryüzünde gerçekte Rabbinin emriyle hareket eden kişi durumuna gelirsin. Ayrıca sana Rabbani ve ilahi ilim de gelir. Bu ilim de kalbinin ve özünün gömleği yani örtüsü olur. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine sarıl. Bunlar kitaptır. Yani Kur'an'dır, sünnet-i Resulullah'tır. Yani Allah Resulü'nün güzel ahlakıdır. Bunlara uymayan kişi zındık olur. İslam bağından kopar. Bu durumda o, dünyada Allah'ın gazabına, ahirette de cehennem azabına müstahak olur.
Arif kişinin Allah ile arasındaki hususi durumda kalbi için bir başka şey bulunur ki bu ahkam-ı ilahiyenin yaşanması tamamen tahkim edildikten ve Allah'ın kapısında durma işi gerçekleştikten sonra hasıl olur. Yani kul ilahi hükümleri tamamen yaşar ve Allah'ın manevi kapısına kadar gelir ve orada durursa onun kalbinde arif olmayanların kalbinde bulunmayan bir şey hasıl olur ki bu o arifin kendisine uyulmaya ve sözü dinlenilmeye hak kazanmış olma hali ve seviyesidir. İşte bunun içindir ki Allah'ın hükümlerini tam olarak tatbik etmeyen ve yaşamayan kişilere tabi olmak men edilmiştir. Eğer bir kişi Allah'ın hükümlerine tam olarak riayet etmiyor ve yaşamıyorsa ona uyulmamalı, mürşid olarak kabul edilmemelidir. Zira bu husus öyle bir şeydir ki her zaman gereklidir, esastır. Meselenin aslı şudur. Kim ki ilahi hükümleri ihlas içinde yaşar ve ayrıca diğer insanlara da öğretirse, o Allah katında büyük kişi olarak anılır. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Kim ki öğrenir, uygular ve başkalarına da öğretirse melekutta büyük kişi olarak anılır. Cehalet içinde köşene çekilme, tekkeye çekilme. Zira cehalet içinde bir köşeye çekilmek ve halktan ayrılmak bütünüyle ve büyük bir fesattır. İşte bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Önce ilim öğren, sonra köşene çekil. Yeryüzünde kendisinden korktuğun veya herhangi bir şeyi umduğun bir tek kişi dahi bulundukça tekkeye veya zaviyeye çekilmen doğru olmaz. Senin için bir tek zattan başka korkacağın, bir tek zattan başka kendisinden bir şey umacağın bir kişi dahi kalmamalı. O bir tek zat Allah'tır. Ben kendisinden korkulmaya ve bir şey umulmaya layık yalnızca aziz ve celil olan Allah'ı biliyor, onu tanıyorum. Ve ona yakın olabilmek maksadıyla dininin ayakta durması için çalışıyorum. Allah'ın dinine sarıl, onu ayakta tut. Allah'ın rızası için dine yardım et. Bunu başka birisi için değil, sırf Allah'ın rızası için yap. Sıddık, Allah'ın dininin kalbine ve özüne seslenen sesini duyar. Halk, dinin sınırlarını çiğnediği, emirlerini ve yasaklarını terk ettiği ve arkaya attığı zaman dinin Allah'a nasıl haykırdığını ve nasıl yardım istediğini duyar, işitir. Dinin Allah'tan imdat sesini duyan sıddıklar irkilir, titrer ve insanlara karşı emri bil maruf, nehy anil münker vazifesini yaparak Allah rızası için dine yardım eder. Halka öğüt verir. Dinin esaslarını onların ruhuna zerk eder. Fakat bütün bunları nefsinden, hevasından, kör tabiatından, ahmaklığından, cehaletinden
ve iki yüzlülüğünden aldığı güç ve kuvvetle değil, aksine Allah'ın vereceği güç, kuvvetle yapar. Allah rızası için yapar. İbadet, kulluk, hoş olmayan alışılmış adetleri terk etmektir. Dinin temel esaslarına uymayan ve Allah'a kulluk, ibadet niyetiyle yapılmıyor dahi olsalar, adetleri terk etmektir. Dünyaya, ahirete ve insanlara bağlanmayı bırakınız. Yalnızca aziz ve celil olan Allah'a bağlanınız. İçiniz başka, dışınız başka olmasın. Dışınızı iyi göstermeye çalışmayınız. Zira bir şeyin hakikisini sahtesinden ve kalbinden ayıran zat basiretlidir. Sizin ne olduğunuzu iyi bilir. Elinizdeki maden önce mihenk taşına vurulup kalp mi yoksa hakiki mi olduğu anlaşılmadan sizden satın alınmaz. O halde elinizdeki o kalp parayı atınız. Onu bir şey olarak kabul etmeyiniz. Zira kabul edilmeyecektir. Demirci ocağına girip dağlanmadıkça ve saf bir maden haline getirilmedikçe elinizdeki kalp meta alınmayacaktır. İşin kolay olduğunu sanmayınız. Sizin birçoğunuz ihlaslı birer mümin olduklarını iddia ederler. Halbuki gerçekte onlar birer münafıktırlar. Eğer imtihan olmasaydı, ihlaslı mümin olma iddiaları çoğalırdı. Herkes kendisinin Allah dostu olduğunu iddia ederdi. Kim ki kendisinin ilim sahibi olduğunu iddia ederse, biz de onu kendisini öfkelendirme yoluna başvurarak imtihan ederiz. Aynı şekilde kerem sahibi olduğunu iddia edeni kendisinden bir şeyler isteyerek imtihan ederiz. Elhasıl her kim ki bir şey iddia ederse biz de onu iddia ettiği şeyin tersiyle imtihan ederiz. Boş heveslerinizi bırakınız. Bütün hal, hareket ve davranışlarınızda takvaya sarılınız. Takva sahiplerinin dostu ve velisi Allah'tır. Şirkten de her türlü günahlardan da sakınınız. Kitap ve sünnet ipine sarılınız. Onları elinizden asla bırakmayınız. Aziz ve celil olan Allah kerem sahibidir. Bir kulunun üzerinde iki korkuyu birden bulundurmaz. Dünyada Allah'tan korkan bir kul için ahiret korkusu yoktur. Ahirette ona korku yoktur. Allah dostlarının korkusu dünyada geçmiştir. Onlar Allah korkusu nöbetini dünya hayatlarında yaşamışlardır. Hem de yemelerinde, içmelerinde, giyinmelerinde, evlenmelerinde, sözün kısası bütün fiil ve tasarruflarında olmak üzere. Haramı terk etmişler, şüpheliyi terk etmişler, hatta Rablerine hesap verme ve azaba düçar olma korkusuyla helal olan şeylerin birçoğunu da terk etmişlerdir. Yemelerinde, içmelerinde ve bütün hallerinde ileri derecede zühd ve takva sahibi olmuşlardır. Allah dostları sırf zühd ve takva için kendilerine helal olan birçok şeylerden feragat etmişlerdir.
kendilerinde iyice yereden bu zühd ve takva hali daha sonra marifetullah'a dönüşmüştür. Marifetullah da iyice yeredince Allah'ı biliş hali gelmiş ve bir tac olarak başlarına konmuştur. Bu durumda haramlar, şüpheliler ve mübahlar elbette onlardan uzaklaşacak ve geride sadece ve yalnızca mutlaka helal olan şeyler kalacaktır. Bunlar sıddıkların helal olanlarıdır ki onlar bu helallere hiç emniyet vermezler. Hatırlarına bile gelmez. Kul, dünyanın, ahiretin ve Allah'tan gayri bütün varlıkların sevgisini silip attığı ve kalbi Allah'ın lütuf, minnet ve yakınlık evinde karar kıldığı zaman Allah onu her çeşit rızık, kazanç ve endişesinden muaf kılar. Kalbini böyle şeylerle meşgul olmaktan kurtarır. Allah'a yakın olanların kalbi ona yakınlık kitabındadır. Ona has ilim kitabındadır. Allah dostlarının kalbi ve özü kendi iradelerinden geçmeyi ve kendilerini Allah'ın iradesine teslim edip huzuruna bırakmayı bilirler. Allah da onların hacetlerini deruhte eder. Onları kendisine dost edinir. Onları kendisinden başka hiçbir kimseye muhtaç etmez. Önce onların iradelerini tamamen yok eder. Sonra da dilediği an yeniden diriltir. İkinci hallerindeki bilgileri, birinci hallerindeki bilgilerini teyit etmek üzere yeniden hayata kavuşturur. Onların bu iki ayrı hayat devrelerinde sırasıyla şu haller vardır. Birinci devrede önce cehalet, sonra ilim, sonra da amel ve ihlas. İkinci devrede önce ilim, sonra amel, sonra sükût, sonra nutk, sonra fena, kendinden geçiş ve en sonda Allah ile yeniden vücut buluş. Ey ölü kalpliler! Siz benim yanımda oturmuyorsunuz. Ey dünyaya ve sultanlara kulluk edenler! Ey zenginlere kulluk edenler! Ey haddi aşanlar ve işin kolayına kaçanlar! Yazık size! Eğer bir buğday tanesinin bedeli bir dinara yükselmiş olsa, mümin yine de aldırış etmez. Rızkı için tasalanmaz. Zira imanı çok kuvvetlidir. Aynı zamanda rızık konusunda Rabbine güvenmekte, ona dayanmaktadır. Sen bu halinle kendini müminlerden sayma. Halen içinde bulunduğun halden uzaklaşmaya ve rızık konusundaki inancını düzeltmeye ve sağlamlaştırmaya bak. Her şey Allah'ın askeridir. Allah'ın gücü, kuvvetidir. Allah'ın gayri şeylere bağlanmamak bir vazifedir. Yalnız Allah'a bağlanmak ve onun sevgisiyle iştigal etmek ise vazifelerin en mühimi ve en lüzumlusudur. Size söylediklerimi anladığınızı zannetmiyorum. Ben size delilleriyle birlikte tevhidden bahsediyorum. Sıddıkların ve evliyanın sözlerinden bahsediyorum.
Fakat bunları anladığınızı ve dinlediğinizi sanmıyorum. Şunu iyi bilin ki, evliyanın sözleri sanki Allah'tan vahiy gibidir. Allah canibinden konuşurlar. Allah'ın emriyle konuşurlar. Avam tabakasının idraklerinin ötesinden konuşurlar. Sen bir hevesten ibaretsin. Sözlerini başkalarının kitaplarından derleyip toplayarak onlarla konuşuyorsun. Elindeki kitabın kaybolsa yahut kütüphanen yansa veyahut da ışığında okumakta olduğun kandil sönüverse ne yapacaksın? Su kabın kırıldığı ve içindeki su döküldüğü zaman hani çakmağın, hani kibritin, hani kabını dolduracak su kaynağın? Kim ki ilmi öğrenir ve öğrendiğiyle de ihlasla amel ederse, çakmak ve su kaynağı onun kalbinde bulunur. Hem de aziz ve celil olan Allah'ın nurundan bir nur halinde. Ve bu nurla o kimse kendisi de aydınlanır, başkaları da. Ey laklakiyat çocukları! Ey nefslerin, heva ve heveslerin elleriyle yazılmış kitapların çocukları! Halen içinde bulunduğunuz halden sıyrılınız. Yazık sizlere ki, olmuş bitmiş konularda tartışmalara girişiyor, birbirinizle çekişiyorsunuz. Kendi kendinizin belini kırıyor, kendi kendinizi mahvediyor, nasibinize ulaşamıyorsunuz. Sizin cehd ve gayretlerinizle Allah'ın ezeldeki takdiri, rızık taksimi ve ilmi nasıl değişebilir? Siz bu hareket ve davranışlarınızda sanki Allah'ın ezeldeki takdir ve hükmünün değişeceği kanaatinde olduğunuzu ilan etmiş oluyorsunuz. Müminler olunuz, Müslimler olunuz. Aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamını işitmediniz mi? Onlar ki bizim ayetlerimize iman ettiler ve Müslüman oldular. İslam'ın hakikati teslimiyettir. Allah dostları kendilerini Allah'ın iradesine teslim ettiler. Niçin, nasıl, yap, yapma gibi sözleri unuttular, Allah'ın fiil ve tasarrufları hakkında asla böyle sözler sarf etmediler. Onlar kendilerinin Allah'a ulaşmalarına vesile olan bütün taat ve ibadetleri işlerler. Daima korku basamağı üzerindedirler. İşte bunun içindir ki aziz ve celil olan Allah onları şöylece vasfetmiştir. Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri korkuyla çarparak vergilerini verenler. Cenab-ı Hak bu ayette sanki şunları buyuruyor. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Yasaklarından sakınırlar. Benim vereceğim sıkıntılara sabrederler, katlanırlar. Nimetlerime de şükrederler. Canlarını, mallarını, evlatlarını ve bütün dünyalıklarını benim ezeldeki takdir ve hükmümün eline teslim ederler. Bununla beraber kalpleri de daima benden korkmaktadır.
Arif kişi ahirete karşı züht ve takva sahibi olmak istediği zaman ona hitaben şöyle der: Ey ahiret tasası! Benden uzak ol. Zira ben İzzet ve Celal sahibi Allah'ın kapısına talibim. Benim nazarımda senin de dünyanın da birbirinizden farkınız yok. Dünya beni senden alıkoyuyor. Sen de Rabbimden alıkoyuyorsun. Beni Rabbimden alıkoyan hiçbir şeyde bence hayır yoktur. Arif'in ahirete hitaben söylediği bu sözlere iyi kulak veriniz. Zira bu sözler aziz ve celil olan Allah'ı bilmenin özüdür. Allah'ın mahlukattaki iradesinin özüdür. Ey dünyaya kulluk edenler! Ey ahirete kulluk edenler! Siz Allah'ı da, dünyayı da, ahireti de bilmiyorsunuz. Sizler sessiz, hissiz birer duvarsınız. Kiminizin putu dünya, kiminizinki ahiret, kiminizinki insanlar, kiminizinki zevkler, nefsani arzular, kiminizinki övülme, halktan tasvip görme, alkış toplama. Allah'tan gayri her şey bir puttur. Kişi Allah'tan gayri neye bağlandı ve neye gönül verdiyse o onun putudur. Dünya ile ahireti Allah dostları da isterler. Fakat onlar önce onları alırlar, Hakk'ın kapısına getirirler. Tabibin evine getirirler. Oradan kendi istedikleri miktarda alırlar ve hastaya yedirirler. Ey münafıklar! Sizin bundan haberiniz yoktur. Münafığın bu söylenenlerden bir harf bile dinlemeye gücü yetmez. Aksi halde kıyameti kopar. Çünkü o hakkı dinlemeye muktedir değildir. Benim sözlerim haktır. Ben hak üzerindeyim. Sözlerim aziz ve celil olan Allah'tandır. Asla kendimden değildir. Şeriattandır. Asla benim heva ve heveslerimden değildir. Felaket, senin anlayış ve idrakinin eksik ve hasta oluşudur. İdrakin eksik ve hasta olduğu için sözlerimi anlayamıyorsun. Yazık sana! İlim öğrendin, fakat ilminle amil olmadın. O halde ilmin sana nasıl fayda verir? Gençliğinde şeyhlere, mürşitlere hizmet etmedin. İhtiyarlığında nasıl edebilirsin? Hiçbir mümin yoktur ki ölüm anında gözünün perdeleri açılmasın ve cennetteki yerini görmesin. Ona beyaz iri gözlü huriler ve sabi hizmetçiler gösterilir. Cennetin güzel kokuları ulaştırılır. Böylece ölüm ve ölüm sarhoşlukları kendisine hoş gelir, güzel gelir. Aziz ve celil olan Allah, Hazreti Asiye'ye verdiklerini müminlere de lütfeder. Müminlerin kimisi bütün bunları daha ölümlerinden önce bilirler, müşahede ederler. Bunlar Allah'a yakın olan ve Allah tarafından murad edilen seçkin müminlerdir. Yazık sana! Ey Allah'a habire itiraz edip duran kişi!
boşuna hezeyanlar savurup durma. Allah'ın hükmünü hiçbir kuvvet reddedemez, geri çeviremez. Hiçbir saptırıcı Allah'ın hükmünü kendi akışından saptıramaz, rayından çıkaramaz. Sen Allah'ın takdir ve hükmüne teslim ol. İşte o zaman rahata kavuşursun. İşte gece, işte gündüz. Mümkün mü ki sen onları tabii seyirlerinden ayırabilesin? Gece gelir, kabul edilir. Sen istersen bundan haz etme, memnun olma. Yahut onun girişini önlemeye çalış. Gündüz de böyledir. Her ikisi de sana rağmen, senin istememene rağmen gelirler. İşte Allah'ın hükmü ve takdiri de böyledir. Senin lehinde de olsa, aleyhinde de olsa gelir. Sen istesen de, istemesen de gelir. Sen memnun olsan da, olmasan da gelir. Sen mani olmaya çalışsan da, çalışmasan da gelir. Fakirlik gecesi gelince teslim ol. Zenginlik gündüzünü uğurla. Hastalık gecesi gelince teslim ol. Sıhhat, afiyet gündüzünü uğurla. Sevmediğin ve hoşlanmadığın bir şeyin gecesi gelince, sevdiğin ve hoşlandığın şeyin gündüzünü uğurla. Hastalıklar, marazlar, rahatsızlıklar, fakirlikler ve dünyalıklardan mahrumiyetler gecesini müsterih bir kalple karşıla. Allah'ın kaza ve kaderinden hiçbir şeyi reddetme. Sonra mahvolursun. İmanın gider. Kalbin kedere boğulur, özün ölür. Aziz ve celil olan Allah, peygamberlerine indirmiş olduğu kitaplarından birinde şöyle buyuruyor. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Kim benim hükmüme teslimiyet gösterir, vereceğim belalara sabreder ve nimetlerime şükrederse, katımda onu sıddıklar topluluğundan yazarım. Kim de benim hükmüme teslimiyet göstermez, belalarıma sabretmez ve nimetlerime de şükretmezse, benden başka bir Rab arasın. Kaza ve kadere razı olmadığın, belalara sabretmediğin ve nimetlere de şükretmediğin zaman senin için Rab yoktur. Kendine Allah'tan başka bir Rab ara. Halbuki ondan gayri Rab da yok. Dilersen kazaya razı ol. Kaderden emin ol. Hayırlısından da, şerlisinden de, tatlısından da, acısından da. Sana isabet edecek olan mutlaka isabet eder. Sen sakınmakla ondan korunamaz ve kurtulamazsın. Sana isabet etmeyecek olan da isabet etmez. Sen kendi gayret ve çalışmanla onu kendine getiremezsin. İmanın ortaya çıktığı ve kemale erdiği zaman evliyalık kapısına adım atmış olursun. İşte o zaman Allah'ın kulluğu hedefine ulaştırmış kullarından sayılırsın. Velinin alameti her hal ve hareketinde aziz ve celil olan Rabbine muvafakat etmesidir. Onun her hali Allah'a teslimiyettir, itaattir. Hem de Allah'ın fiilleri hakkında niçin, nasıl gibi sorular sormadan. Ayrıca
bütün emirleri eda ederek, bütün yasaklardan da kaçılarak. Şüphesiz bu kulun Allah ile yakınlığı devam eder. Onun yakınlık sohbetinde bulunur. Hem de sağ, sol ve arka olmadan. Bilakis yalnızca huzurda olarak. Allah ile sohbetinde o tamamen huzurda olur. Hiç uzaklık bulunmaz. Kedersiz bir sevinç, şersiz bir hayır hali olur. Senin bütün umudun insanlar. Her şeyi onlardan bekliyor, onlardan umuyorsun. Korkun da onlardan, hep onlardan korkuyorsun. Bu hal, aziz ve celil olan Rabbine şirk koşmandır, ortak tanımaktır. Sen, sana bir şey verdiler mi, insanları methediyorsun. Mani oldular mı da zemmediyor, kötülüyorsun. Bu hareketin aziz ve celil olan Rabbine şirk koşmaktır, ortak tanımaktır. Yazık sana! Kendilerinden korktuğun veya bir şeyler umduğun o insanların bunlarla hiçbir münasebeti yoktur. Onlar sana umduğunu veremezler. Korkularından da seni kurtaramazlar. Sende hayır yok, tevhid yok. Sen tevhid ehlinden değilsin. Her şey Allah'ın katındadır ve Allah'tan alınır. Kullardan alınmaz. Her şey Allah'ın kapısına yönelmekle alınır. Onun kapısına dönmekle alınır. Hem de onun kapısına doğru bir müddet yol aldıktan, mesafe kat ettikten sonra. Sebepler bidayettedir. İşin başlangıcındadır. Başlangıçta sebeplere başvurulabilir. Esas müsebbib ise nihayettedir. Nihayette Allah'a dayanmak, ona güvenmek gerekir. İşin henüz başlangıcında olan sebebi arar. Tıpkı henüz yuvadaki bir kuş yavrusu gibi. O henüz yuvadayken anasını ve babasını bekler. Ta ki kendisine yiyecek getirsinler. Büyüyüp yuvadan uçuncaysa artık kendisini onlardan müstagni sayar. Kendi gücü ve maharetiyle tek başına yiyecek arar ve temin eder. Acaba sizin içinizden biri kendine ve diğer insanlara güvenip dayanmadan sırf Allah'a tevekkül ederek ve ona güvenip dayanarak bir lokma yemek yedi mi? Yazık sizlere! Sahip bulunmadığınız hasletlerin kendinizde var olduğunu iddia ediyorsunuz. Sen, Müslüman, mümin, kesin ve sarsılmaz inanç sahibi ve tevhid ehli olduğunu nasıl iddia edebiliyorsun ki? Ancak kendi gücüne, kuvvetine ve sebeplere dayanıp güveniyorsun. Allah'a tevekkülü, Allah'a dayanıp güvenmeyi aklının ucundan bile geçirmiyorsun. Aklı selim sahibi ol. Bu iş öyle kuru ve boş iddialarla olmaz. Yazık sana, şu irşat makamına oturmuşsun. Halka vaaz nasihat ediyorsun. Sonra da aralarında gülüyor, güldürücü hikayeler anlatıyorsun. Hiç şüphen olmasın ki bu durumda ne sen felah bulur, kurtuluşa erersin, ne de onlar. Vaiz bir muallimdir,
bir öğreticidir. Bir edep öğreticisidir. Dinleyenler de birer sahabi çocuk mesabesindedirler. Çocuklar ise laubalilikle ve gevşeklikle bir şey öğrenmezler. Onlara karşı disiplin gerekir. Ciddiyet gerekir. Sertlik ve huşuret gerekir. Onlardan pek azı bu şartlar olmadan da öğrenebilirlerse de bu ancak ilahi bir hediye olarak tahakkuk eder. Zahirde kendilerinin Müslüman olduklarını iddia edenlerin çoğu, gerçekte kafirlerin söyledikleri Câsiye Suresi 24. ayetteki şu sözleri söylemektedirler. Bu hayat, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Biz ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi o daimi zamandan başkası helak etmez. İşte kafirler böyle demekte, dünya hayatından başka hayatın olmadığını ve kendilerinin zaman içinde ölüp dirildiklerini iddia etmektedirler. Şanı yüce olan Allah bu ayetinde onların söylediklerini kendi ifadelerinden aynen nakletmektedir. Sizin birçoğunuz da aynı şeyi söylemekte, ne var ki bir takım fiil ve hareketlerinin ardında bu konuyu gizlemektedir. Benim nazarımda böylelerinin en ufak bir değeri olmadığı gibi, yarın Hakk'ın huzuruna getirecekleri kıymetleri bakımından bir sivrisineğin kanadına denk ağırlıkları da yoktur. Onların aklı yoktur. Zararlıyla faydalıyı birbirinden ayırt edecek temyiz güçleri de yoktur. Aziz ve celil olan Allah, Yusuf aleyhisselamın kıssası hadisesinde ondan hikayeten Yusuf suresi 79. ayette şöyle buyuruyor. Eşyamızı nezdinde bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. Şanı yüce olan Allah, velayet, tevhid ve iman metaını kimin yanında bulursa huzura onu kabul eder. Kalp, manevi, ahlaki sağlık ve kemale erer ve Allah'a yönelirse, Allah onu insanların ve sebeplerin eline bırakmaz. Satış, alış, alma ve verme sebeplerinin eline terk etmez. Kendisini ayırır, kurtarır, tökezlemekten korur, kendi kapısında oturtur, lütuf hücresinde uyutur. Yazık sana, İslam gömleğin yırtık, iman elbisen pis, kendin çıplaksın, kalbin cahil, sevdiğin o dünyan seni terk etmekte. Kabir ile ahiret yüzlerini sana çevirmişler. Seni bekliyorlar. Derhal gayene, hedefine ve yakında karşılaşacağın akıbete yönel. Ölümün belki bugün, belki bu saattir. Hemen karşına çıkıp emellerinle arana girebilir. Dünyadaki emellerine asla eremezsin, kavuşamazsın. Ahirette ilgili unuttuklarınsa seni bulur. Allah'tan başka şeylerle iştigal etmek bir hevesten ibarettir. Ondan başkasından korkmak ve bir şey ummak bir hevesten ibarettir. Allah'tan başka hiçbir şey bize ne zarar verebilir ne de fayda getirebilir. Allah odur ki
her şey için bir sebep yaratmıştır. Hüküm sebep üzerine varid olur. Sebebi vasıta sayarak hükümle amel edersen amelin doğru olur. Bu takdirde tıpkı sonbaharda yaprakların ağaçtan dökülmesi gibi sebepler de senden dökülür. Sebeplere bağlanmamış olursun. Sebepler ortadan kalkar. Müsebbip ortaya çıkar. Öz ortaya çıkar. Kabuk gider. Öz, esas müsebbibe bağlanmaktır. Öz, asıldır. O, ağaca nispetle meyve mesabesindedir. Tevhid ehli kişi halden hale göçer. Kırbadan kanala, kanaldan nehre, nehirden deryaya koşar. Daldan budaktan asla, çocuktan babaya, kuldan mabude, sanattan sanatkâra intikal eder. Acizden kadire, fakirlikten zenginliğe, zaaf halinden kuvvetlilik haline, azdan çoğa geçer. Üzerime gelmeyiniz. Beni daha fazla konuşturmayınız. Çoğunuzun kalbi imandan yana bomboş. Sizin hanginizin kendi nefsinin bir isteği olursa, nefsini sükut gemiyle ve hüsnü edeple gemlesin. Ona takva zırhını giydirsin. İşte bu, onun itminana ermesinin ve Rabbine vasıl olmasının sebebidir. Böyle yaparsa nefsi itminana erer ve Rabbine vasıl olur. Allah'a vasıl olmak iki çeşittir. Bunlardan biri genel vasıl olma şeklidir. Diğeri de hususi vasıl olma şeklidir. Umumi olanı ölümden sonra Allah'a vasıl olmaktır. Hususi olanıysa nadir sayıda kişilerin kalbinin daha ölmeden önce Allah'a vasıl olmalarıdır. Bunlar nefslerinin hevai arzularına karşı gelerek onunla mücahede edenler, zarar ve fayda bahislerinde insanlara asla payı ayırmayıp yalnız Allah'a güvenen ve ona dayananlardır. Bu mücahedeye bir müddet devam edince, nasıl ki avam tabakasından olanlar öldükten sonra Allah'a vasıl oluyorlarsa, tıpkı onlar gibi bunlar da daha hayattayken kalben Allah'a vasıl olurlar. Kim ki bu mertebeye ererse onun kadri yükselir. Kendisine imani bir istikrar ve inşirah gelir. Allah'tan mükaleme ve hüsiyet gelir. İşte o anda Allah'a vasıl olan bu kişi şöyle der: bütün aile efradınızı bana getirin. Yusuf aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştı. Daha sonraları da zindana düşmüştü. Bütün bu sıkıntılara katlandı. Neticede hepsinden kurtulup düze çıkınca ve her şey elinin altına gelince kardeşlerine şöyle dedi: bütün aile efradınızı bana getirin. O bu sözleri başına zenginlik ve devlet kuşu konunca ve sıkıntılar gidip ferahlık, genişlik gelince söyledi. Daha önceleri ise içine atıldığı kuyuda ve zindanda bir dilsizdi. Oradan kurtulunca fasih olarak konuşmaya başladı. Ey ahali! Her şeyi
her şeyin yaratanı Allah'tan isteyiniz. Bütün varlığınızı onu arama yolunda harcayınız. Allah dostları Allah'ı arama yolunda ruhlarını feda ettiler, harcadılar. Onlar neyi aradıklarını iyi biliyorlardı. Onun için o yolda ruhlarını feda etmek kendilerine gayet kolay geldi. Çünkü bir kimse neyi aradığını iyi bilirse o uğurda harcama yapması kolaylaşır. Anlatılır ki vaktiyle adamın birisi köle pazarına uğramıştı. Bir ara orada pek güzel bir cariye gördü. Gönlünden onu almak geçti. Hem de onu almadan gitmeye asla razı olmayacak derecede. Altında 100 dinara bedel bir at, üzerinde güzel ve değerli kumaştan elbiseler, ayrıca altın işlemeli kıymetli bir kılıç vardı. Bundan başka önünde kendisine hizmet eden bir de siyahi kölesi bulunmaktaydı. Adam cariyenin satıcısına yaklaştı ve onu kendisine satmasını söyledi. Satıcı da kendisine cevaben dedi ki, "Anlaşıldı. Cariyemi beğendin. Mutlaka almak istiyorsun. Fakat senin de bildiğin gibi, seven, sevdiği uğrunda her şeyini verebilir. Onu ancak şu anda elinde sahip bulunduğun ne varsa onlara mukabil satabilirim." Satıcının bu sözleri üzerine adam atından indi. Üzerindekilerin hepsini çıkardı. Giymek için satıcıdan sadece bir gömlek aldı ve siyahi kölesi de dahil o anda orada neyi varsa hepsini ona verdi. Mukabilinde de gönlünün çektiği cariyeyi aldı. Yalın ayak, başı açık ve bir gömlek içinde evinin yolunu tuttu. Atını, elbiselerini, kılıcını ve siyahi kölesini harcamıştı. Fakat gönlünün isteğine de kavuşmuştu. Ne istediğini iyi bildiği için uğrunda harcamaya girişmek kendisine kolay gelmişti. Sevgisinde sadık olan sevdiğinden başkasıyla durmaz. Halktan birisi derse ki, "Ben Allahü Teala'nın canlarının isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa oradadır." Mealindeki ayetinde cennetin ve ondaki nimetlerin haberini işittim. Bunların bedeli nedir? Onlar kullara neyin mukabilinde satılacaktır? Biz de bu kişiye cevaben deriz ki, aziz ve celil olan Allah, Tevbe suresi 111. ayetinde şöyle buyuruyor: "Hiç şüphe yok ki Allah hak yolunda savaşarak düşmanları öldürmekte ve kendileri de öldürülmekte olan müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verme mukabilinde satın almıştır." Sen nefsini de malını mülkünü de Allah'a teslim et. Sonunda onların hepsi de senin olur. Bir başkası derse ki, "Allah'ın rızasını ve cemalini dileyenlerden olmak istiyorum. Kalbim Allah'a yakınlık kapısına hafif bir baktı ve oraya girip çıkan Allah dostlarını gördü. Üzerlerinde de sultanlık hilatleri vardı. Acaba oraya girmenin bedeli nedir?
bu kişiye cevaben derim ki, her şeyini Allah yolunda harca. Heva ve heveslerini terk et. Zevklerini terk et. Hepsini yok et. Cennet isteğini bırak. Cennet nimetleri isteğini bırak. Hepsini bir yana at. Nefsini, hevanı, kör tabiatını, dünyevi ve uhrevi heveslerini bırak. Hepsini terk et. Hepsini kalbinin gerisine at. Uzaklara at. Sonra da gördüğün o Allah'a yakınlık kapısından gir. Muhakkak ki hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin aklına gelmeyen nimetleri ve harikuladelikleri göreceksin. Kim ki bu mertebeye gelir ve kalbinin ayakları orada sabit kadem olursa, dünya da ahiret de onun olur. Dünya da ahiret de onun için soyut birer nimet olurlar. Hem de hiçbir sıkıntısız, hiçbir meşakkatsiz. Dünya da ahiret de onun konak mahalli olur. Dünyada kalbiyle Allah'a yakın olur. Ahirette de gözleriyle Allah'a nazar eder. Ey oğul! Sen Allah de, gerisini bırak. De ki, o Allah ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Sen, ey aziz ve celil olan Allah'ı arayan, ona rağbet eden ve onun gayrinden yüz çeviren kişi, kalbin Mevlasına talip olarak cennetin kapısından çıktığı zaman şöyle de: o Allah ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Sen yolun zorluğuyla değil, Allah'ın vereceği hidayetle meşgul ol. Ey bu iki yola sülûk etmek isteyen kişi! Daha önce bu yollara sülûk etmiş ve tehlikeli mıntıkalarını görüp öğrenmiş olanları kendine rehber ve kılavuz edin. Kendine rehber ve kılavuz edineceğin bu kişiler, ilimleriyle amil, amellerinde ihlaslı şeyh ve mürşitlerdir. Ey oğul! Kendine rehber edindiğin kişinin hizmetkârı ol. Ona uy, bineğini ona ver. Kendin de onun mahiyetinde yürü. Kah sağında, kah solunda, kah arkasında, kah önünde giderek. Onun fikrinden çıkma. Dediğine karşı gelme. Bunları yaparsan maksuduna erer, hak yoldan sapmazsın. Aziz ve celil olan Rabbini tevhid et, birle. Bu takdirde zaruri ihtiyaçların kifayet miktarı sana gelir, büyük kederlerden de kurtulursun. İbrahim aleyhisselam ateşe atılmak üzere mancınığa konduğu zaman bütün fani vasıta ve yardımcılardan sıyrıldı. Aziz ve celil olan Rabbinden gayri hiçbir şeye meyletmedi. Güven bağlamadı. İşte bunun içindir ki o anda Allah ateşe şöyle emir verdi: ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol.
Bunun açıklaması şudur. Ey ateş! İbrahim'i yakmaktan uzak ol. Onun karşısında ateşten başka bir şeye dönüş. Yakıcılığını bırak. Dişlerini ve kılıcını at. Hararetini ve ateşli öfkeni söndür. Soğuk ol, yakıcı olma. Bütün bunlar tevhid ve ihlasın bereketiyle olmuştur. Kul, aziz ve celil olan Rabbini tevhid ettiği ve Allah için tam bir ihlas sahibi olduğu zaman, bazen onun yarattığı bir varlık olarak tekvin sıfatının çerçevesine girer. Bazen de tekvin sıfatı kendi selahiyetine verilir. Böylece o başlı başına hareket eden bir varlık olur. Bütün bunlar Allah'ın kullarının seçkinleri içindir. Cennete giren herkes bir şey için ol diyebilir. O da olur. Bu Allah'ın tekvin sıfatının kul tarafından kullanılması demektir. Bu yarın değil, bugün olabilen bir husustur. İbrahim aleyhisselam daha küçük yaşından itibaren bütün ömrü boyunca tevekkül basamağından bir an bile ayrılmamıştır. İnsanlar komşularından ve başkalarından uzak durduğu, fakirlik ve geçim darlığının yanı sıra aile fertlerinin çoğaldığı, açlığın ve düşmanlıkların yaygınlaştığı ve kardeşler kapılarını yüzünüze kapadığı zaman benim söylediklerimi hatırlarsınız. Hatırlar ve tutmadığınız için esef eder, pişmanlık duyarsınız. Benim söylediklerime kulak veriniz. Zira ben Resulullah'ın ve onu gönderenin naibiyim, vekiliyim. Ya Rabbi, bu niyabet meselesinde senden af ve afiyet diliyorum. Yani halen yapmakta olduğum bu irşat meselesinde af ve afiyet diliyorum. Peygamberleri ve Resulleri çekip aldın. Onlar bu dünyadan göçüp gittiler. Onların yerine beni en ön safa sürdün. Senin kullarının verdiği sıkıntı ve meşakkatlere katlanıyorum. Senden af ve afiyet diliyorum. İnsan ve cin şeytanlarının şerrine ve bütün yaratıkların şerrine karşı bana yardımını lütfet. Amin.